Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar. Efendim, Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini, masalını hepimiz biliyoruz herhalde. Hani o çok gürültü yapıyor diye kızdığımız Ağustos böceği var ya, kızmayın lütfen. Onun hikayesini paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. Annesinin ağaç çatlaklarına yumurtladığı Ağustos böceği doğar doğmaz aceleyle yer altına iniyor ve tam 17 yıl, dikkat edin, 17 yıl sürecek olan bekleme sürecine giriyor. Evet, 17 yıl boyunca ağaçların öz suyu ve köklerindeki sularla besleniyor. 17 yıl sonra mucizevi bir şekilde toprak altındaki bütün yavrular aşağı yukarı aynı haftalar içerisinde toprak yüzeyine çıkıyorlar. Üstlerindeki kozadan kurtulduktan sonra bir kenarda kanatlarının kuruyup sertleşmesini bekliyorlar. Ve sonra toplam 4 ila 6 hafta sürecek olan yaşamlarında nesillerini devam ettirebilmek için dişisini aramaya başlıyor. Bu arada dişilerin herhangi bir çıkardığı ses yok. Sadece beylerden çıkıyor o duyduğumuz ve rahatsız olduğumuz sesler. Tabii ki işte dişisini aramaya başlarken bunu da haklı olarak ciyak ciyak bağırarak yapıyor. 4 haftada buldu bulamadı. Öylece 17 yıl beklediğiyle göçüp gidiyor bu dünyadan. Kendinizi onun yerine koyun lütfen. 17 yıl beklemişsiniz ve sadece bir ayınız var. Artık bu garibanlar bağırırken sebebini bildiğinize göre daha tahammüllü olursunuz diye düşünüyorum. Ben şahsen hepsine son derece saygı duyuyorum. Yerde bulduklarımı kuşa kediye yem olmasın diye saklanabilecekleri yerlere kaldırıp o çok sesli koroya yardımcı olmaya çalışıyorum. La Fontaine'i de buradan esefle kınıyorum. Yıllarca bizi yalan yanlış bir masalla aldattığı için Ağustos böceği değil kışı, maalesef sonbaharı bile göremeyecekken niye saz çalıp keyfine bakmasın ki? Bırakın karıncalar çalışsın, Ağustos böcekleri sevişsin. ...28 Haziran Pazartesi, küçülen ay, ay kova burcunda. Bakalım bahçemizde işler nasıl olacak? Bütün bahçeciler, bahçe aşıkları buradaysa başlıyoruz. Şimdi efendim, ay kova burcunda olduğu bu günlerde özellikle salon ve balkon bitkilerimizi sulamıyoruz. Buna özen gösteriyoruz. Ay kova burcundayken öz su ve enerjisini bitkinin çiçeklerine taşır. Yani dayanıklılık, besleyicilik, şifa ve de lezzeti tam olarak bu kısımlarındadır. Bu nedenle bitkilerin çiçek kısımlarını bugünlerde toplamalıyız. Tabii çiçekleri için yetiştirdiğimiz bitkilerin ekim ve dikimini de yine bu dönemde yapmalıyız. İşte papatya, hatmi, ıhlamur, gül, brokoli gibi örnekler verebilirim bunlara. Yabani ot temizliği yapabilirsiniz. Bitkilerinize gübre verebilirsiniz. Bahçe aletlerinizi temizleyebilirsiniz. Üzerindeki kir ve pas bugünlerde çok daha kolay çözüneceklerdir. Aşılama yapmak için uygun günlerde değiliz. Çim ekmiyoruz, fidelerimizi şaşırtmıyoruz, bitkileri nakletmiyoruz. Zararlılarla mücadele edebilir, kompost oluşturabiliriz. Sağlığımıza gelirsek kova burcu vücudumuzda ayak bileklerimizi, baldırlarımızı, damarlarımızı, dolaşım sistemimizi ve iç salgı bezlerimizi yönetir. Bu bölgelerimizin hassas olduğu için tedavilerinden gayet güzel sonuçlar alırız. Ama dikkatli olmazsak da iki kat zarar veririz kendimize. Lütfen bunu unutmayalım. Bu dönem kanama riskimizin azaldığı, iyileşme hızımızın arttığı günler. Yukarıda adı geçen organlar hariç bu günlerde tıbbi operasyon ve ameliyatlar için gayet uygun günler. Çünkü kanama riskimiz çok düşüktür. Diyete başlamak için de yine gayet uygun günler. Kilo verebileceğimiz, iştahımızın azaldığı günler. Deniz severlere, plaj severlere, tatil severlere buradan duyurulur. Epilasyon veya ağda için uygun günler. Ay kova burcundayken güneş çok daha parlaktır. Dolayısıyla güneş yanmasına karşı çok çok hassas olduğumuz günlerdir. Cildimizi korumayı ve şapka takmayı unutmayınız lütfen. Masaj ve yüz maskesi uygulamalarından gayet olumlu sonuçlar alırsınız. Saçlarımızı boyamıyoruz. Nasır tedavisi için elverişli günler. Ve gelelim evlerimize. Ay kova burcundayken bahçede yapılacak işlerimiz daha azken evde yapılacak işlerimiz de olumlu günler demektir. Yani bu demek oluyor ki her tür ev temizliği için şahane günlerdeyiz. Temizlik
Çok daha hızlı ve daha kalıcı olur. Ekmek yaparsanız daha lezzetli olur. Ütü yapabilir, çamaşır yıkayabilir. Evi süpürüp silebilirsiniz. Reçel turşu yapabilirsiniz. Hayvanlarınızın kafeslerini, kümes ve ağları temizleyebilirsiniz bugünlerde. 29 Haziran Salı, 30 Haziran Çarşamba, küçülen ay, ay balık burcunda. Bahçe aşıkları yine bahçeyle başlayalım dilerseniz. Ay küçülürken yabani otların köklerini çıkarmak çok daha kolaydır. Bu nedenle yanında yavruları da olacağından çok daha etkili olacaktır. Yavru vermeyi engellemiş oluruz daha sonrası için. Ancak ekinlerinizin çevresindeki yabani otları temizliyorsanız ekinlerinize zarar vermemeye çalışın. Çünkü çok çabuk ölmeleri olasıdır. Ay balık burcundayken enerji ve öz su bitkinin yapraklarına doğru yürür. Yapraklarından faydalanılan bitkilerin ekim ve dikimi bugünlerde yapılmalı. Bu avantajı değerlendirmek için toplanmaları da yine bu döneme rastlamalıdır. Böylece yapraklar hem daha dayanıklı hem de besin değeri ve şifası en üst seviyede olacaktır. İşte ıspanak, pazı, adaçayı ve tüm yeşillikleri buna örnek olarak verebiliriz. Küçülen ay fazına girildiğinde lütfen kuyu sularınızı daha özenli, daha az kullanmaya dikkat edelim. İyi yaprak gelişimi için yapraklarından faydalandığımız bitkilerin gübrelemesini bugünlerde yapabiliriz. Salon bitkilerimiz için de aynı şey geçerlidir. Bahçe aletlerimizin temizliği daha kolay olur. Kir ve pas çok daha kolay çözünür. Genel olarak su günlerine gelen yengeç, akrep, balık burçlarında yapılan sulama mükemmel sonuçlar verir. Ödülünüz güçlü, sağlıklı ve güzel bitkiler olur. Su günleri dediğimiz 6 ila 8 günde bir gerçekleşir. Bu nedenle bitkilerinizi buna denk gelecek biçimde eğitmeye çalışın. Günlük ya da sık sulama kök gelişimine zarar vereceği için bitkiyi sağlıksız yapar. Ama bu teknik elbette egzotik bitkiler ya da işte doğal olarak çok fazla su isteyen bitkilerde kullanılmaz. Buna da özen gösterelim. Bu önemli bir ayrıntı. Bunu lütfen unutmayalım. Çimlerinizi bugünlerde biçmeniz ve yapraklı bitkilerinizin budamasını yapmak daha canlı ve yoğun bitki elde etmenize yardımcı olur. Bugünlerde çim ekimi yapmıyoruz. Fideleri şaşırtmıyoruz, bitkileri nakletmiyoruz. Yani saksı değişimi için de yine aynı şekilde uygun günlerde değiliz. Kompost için uygun günler, bahçenizden biçtiğiniz otlar çok daha ince olacağı için kompostunuza karıştırabilirsiniz. Kompostun içinde çok daha çabuk bir şekilde ayrışacaklardır. Gelelim sağlığımıza ve güzelliğimize elbette. Kepeğe eğilimli saçları olanlar bugünlerde saçlarınızı yıkamayınız ve de sakın ola kestirmeyiniz. Tırnakla ilgili de hiçbir şey yapmıyoruz. Aksi takdirde tırnaklarımıza güzelleştireyim derken çok fazla zarar verebiliriz. Saçlarımızı boyamıyoruz. Boyanın hızla akıp gideceği günlerdeyiz. Cilt bakımı ve epilasyon ağda gibi uygulamalar için gayet güzel günler. Her türlü tıbbi tedavi ve ameliyatlar için uygun günler. Çünkü bu günlerde kanama riskiniz düşüktür. Diyete başlamak için gayet uygun günlerdeyiz. Bu günlerde ay bizi desteklediği için açlıkla çok daha kolay baş edebiliriz. Bu günleri değerlendirin lütfen. Balık burcu vücudumuzda ayaklarımızı yönettiği için çok uzun süre ayakta kalmamaya, kendinizi ağır sporlarla yormamaya özen göstermeliyiz. Yeni aldığınız ayakkabınızı bir süre dolapta tutun. Çünkü eğer bugün giyerseniz muhtemelen ayağınızı vuracaktır ve oluşan yara çok daha uzun süre sizi rahatsız edecektir ve de oluşan iz vücudunuzdan silinmeyecektir. Ayakla ilgili ameliyatlardan uzak duruyoruz. Ancak ayak bakımı, ayak masajı, mantar ve nasır tedavilerinden maksimum netice alabileceğimiz günlerdeyiz. Evlerimize gelirsek bu günleri çamaşır günü ilan edebilirsiniz. Çünkü bugünlerde yıkanan çamaşırlar çok daha az çaba ve de deterjan harcamanızı sağlar. Bu da hem cüzdanınızın hem de dünyanın yüzünü güldürmek anlamına gelir. Ayrıca inatçı lekeleri çıkarmak bugün çok çok daha kolay olacaktır. Konserve yapmak, meyve sebze hasatı yapmak, onları kurutmaya çalışmak işe yaramaz. Büyük ihtimalle küfleneceklerdir. Raf ömürleri kısalacaktır. Yapmayalım. Ekmek yapmak için uygun günlerde değiliz. Kireç çözmüyoruz. Ütü yapmak için ideal günler. Çamaşırlarınızın ütüsü çok çok daha kolay olacaktır bugünlerde. 1 Temmuz Perşembe,
2 Temmuz Cuma, küçülen ay, ay koç burcunda. Ay koç burcundayken bitkilerin öz su ve gücü meyvelerinde toplanır, büyüme meyvede gerçekleşir. Bugünler meyve veren bitkileri ekmek, dikmek ve hasatlarını yapmak için en doğru günlerdir. Bu daha dayanıklı, besin değeri daha yüksek ve daha lezzetli meyve sebze elde etmemizi sağlar. Yabani ot temizliği yapabiliriz. Meyve ağaçlarını ve meyve veren sebzeleri, domates, biber, patlıcan, fasulye gibi sebzelerin gübrelemelerini yapabiliriz. Bahçemizdeki zararlılarla mücadele edebiliriz. Otları, çiçekleri, meyveleri toplayabilir ve de kurutabilirsiniz. Budama yapabilirsiniz. Bitkilerimizi bugünlerde şaşırtmıyor ve de nakletmiyoruz. Toprak üstünde gelişen sebzelerin tohumlarını ekmek için uygun günlerdeyiz. Yani işte domates, biber, maydanoz gibi sebzelerden bahsediyorum. Sağlığımız ve güzelliğimiz için neler yapabiliriz? Şimdi bir de ona bakalım. Koç burcu başımızı, alnımızı, dilimizi, kulaklarımızı, dişlerimizi, burnumuzu temsil eder. Bu bölgeler hassaslaştığı için ameliyatlarından kaçınırken tedavilerine yönelik uygulamalardan en iyi sonuçları alırız. İşte mesela migren ataklarınızın artabileceği için bugünlerde sigara, alkol, kahve ve tatlıdan uzak durmak yaşanabilecek olası ağrılar için sizlere önlem olabilecektir. Yüz maskesi, selülit önleyici masajlar yapabilirsiniz. Epilasyon yapabiliriz. Nasır tedavisi yapabiliriz. Beyler için ciddi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bugünlerde saç sakal tıraşından kaçının lütfen. Kel noktalara sebep olabilirsiniz. Evlerde durum ne olacak dersiniz? Bir de ona bakalım. Bugünlerde evle ilgili hemen hemen her şeyde beyler bayanlar kudurabilirsiniz. Çünkü boya, ütü, ev toplama, elektronik temizliği, işte ekmek pişirmek, kireç çözme, pencere temizliği, ev temizliği, kümes ağ temizliği, evi süpürme, peynir yapımı hepsi ama hepsi için şahane günlerdeyiz. Aman dikkat edin. Çok da fazla yormayın elbette kendinizi. 3 Temmuz Cumartesi, 4 Temmuz Pazar, küçülen ay, ay boğa burcunda. Ay boğa burcundayken bitkilerin öz suyu ve enerjisinin büyük bölümü köklere iner. Dolayısıyla köklerinden faydalandığımız bitkileri ekmek, dikmek daha hızlı ve sağlıklı gelişmelerini sağlar. Toplamak yani hasat etmek için de yine bugünleri kullanırsak daha dayanıklı, daha besleyici ve de daha lezzetli olacaklardır. Bahçemizin belalıları yabani ot ayıklamaya devam. Yakacak odun kesimi için uygun günlerdeyiz. Çünkü gayet iyi kurur ve de yanıcılığı uzun süre olur. Bitkilerinize gübre verebilirsiniz. Özellikle kök bitkilerinize vereceğiniz gübre harika olacaktır. Bahçe aletlerinizi temizleyebilirsiniz. Kompost oluşturabilirsiniz. Çimleri biçmiyoruz. Budama yapabilirsiniz. Bitkileri şaşırtmıyor ve de nakletmiyoruz. Bugünlerde balıkçılara kötü haber. Bugünlerde balık yakalama şansınız maalesef azdır. Bilginize çok da fazla beklemeyin. Yani umuda kapılmayın. Geldik sağlık ve de güzelliğimize. Boğa burcu vücudumuzda boyun, ense, beyincik, çene, dolayısıyla dişler, bademcikler, ses telleri ve de tiroid bezini yönetir. Bu bölgelere ait ameliyatlara karşı hassas olacağımız için önermiyoruz. Ancak tedavilerinden maksimum sonuçlar alacağımız günlerdir. Selüliti önleyici, fırça masajı ve soğuk duştan gayet güzel sonuçlar alırsınız. Sivilce ve siyah nokta temizliği için yüz maskesinden de en iyi sonuçlar alacağınız günlerdir. Epilasyon ve ağda gibi uygulamalar için harika günler. Tüyler sonrasında daha yavaş uzayacak ve de yumuşak olacaklardır. Nasır tedavisi için de son derece güzel günler. Cilt uzun süre yumuşak ve esnek kalacağı için olumlu sonuçlar alırsınız. Bakalım evlerimizde durumlar nasıl olacak? Bu hafta sonuyla ilgili yapmak istediğiniz her şeyi ama her şeyi yapmaya devam. Beyleri yormaya devam ediyoruz. Her türlü boya vernik uygulamaları çok daha kolay olur. Fırça yüzeyde kolayca kayar ve de iz bırakmaz. Küçük tamirat ve tadilat gibi işleri bitirebilirsiniz bugün varsa eğer böyle işleriniz. Her tür temizliği rahatlıkla yapabilirsiniz. Etkisi çok daha kalıcı olacaktır. Konserve turşu hazırlamak için harika günler. Geçen sefer yaptığınız ekmekten istemiştim hatırlıyorsanız. Bir takipçim gelene kadar bayatlar Sevda Hanım siz buyurun gelin demişti. Sağ olsun, eksik olmasın, teşekkür ediyorum kendisine. Haklıydı ama turşuya da konserveye bir şey olmaz. Yani bekliyorum.
Evet, nerede kaldık? Kümes, ağıl, evcil hayvan kafes temizliği için de gayet uygun günler Ay Boğa burcuna geldiği zaman finans ve para üzerinde etkileri son derece olumludur. Eğer yatırım yapacak paranız varsa bu günleri mutlaka ama mutlaka yatırım için değerlendirmenizi öneririm. Evet, bir haftanın daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sıcaklar başladı. Artık yaklaşık benim bulunduğum bölgede en azından 40 derece ve üzerinde sıcaklıklar var. Sabahları çok erken saatte kalkıp ancak bu bahçe işlerini yapabiliyorum. Hava ve ısı buna anca müsaade ediyor. İşte 5-6 civarında uyanıp saat 10'a 11'e kadar ne yaparsam kar diye bakıyorum. Saat kurduğum günler var bununla alakalı olarak. Hepinize bahçede, sağlığınızda, güzelliğinizde ve evlerinizde kolaylıklar diliyorum. Umuyorum faydalı bilgilerdir. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Bizlere abone olup abone yaparsanız arkadaşlarınız ve dostlarınızla çok ama çok memnun edersiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz bizleri. Hepinize iyi günler, kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.